Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Sonunda beklediğimiz güncelleme geldi. 0.12.5 beta güncellemesi geldi arkadaşlar. Kurduk oyunu. Neler geldi? Yenilikler neler? Biraz şeyi düşük. FPS'i çok randımanlı gitmiyor şu an. Herhalde serverlarda biraz problem var. Çünkü akşamleyin bir kapandı, açıldı falan bir şeyler oldu. Şu an biraz daha droplanma oluyor arkadaşlar serverda. Şimdi neler gelmiş bir bakalım. Şuraya bir tıklayalım kasalar kısmına. Sadece burada Soldiers, askeri sandık kısmı gözüküyor. Askeri sandıkta da bir şey yok. Orada şurada shop olayı var. Bu ne ki acaba? Tıklayınca ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Tabii beta'da olduğu için arkadaşlar. Yani orada bir şey göremiyoruz. Şuradaki shop'a baksak burası da geçerli değil. Şimdi Prime var. 8 günlük şeyler var. Events'lar da geçerli değil şu an. Bunlara bir bakalım. Günlük girişimizin ödülü. Bunlar neler? Bir level şeyi gelecek. Bunu da alalım abi. Tamam. Şimdi bir saniye, burada ekstra bir şey göremiyorum şimdilik. Şöyle bir inventory yapalım. Kartalımızı Evet arkadaşlar, sonunda kartalımız geldi. Güzel. İyi. Şu an tabi burada level normalde 7'ye kadar çıkartıyorsunuz. Şu an hepsi kilitli. Levelimiz olmadığı için. Bu neymiş? Resmi bu. O omuzumuzu alabiliyoruz. Gayet güzel. Buradaki şeyi. Burada satın mı alacağız acaba bunu? Büyük ihtimal satın alacağız arkadaşlar. Herhalde ücretli bir şey olacak bu kartal. Ama güzel duruyor. Bunları bir tekrardan bir bakalım. Uçuyor. İnişe geçiyor. Bu havadayken biliyorsunuz daha önceki güncellemenin betasında vardı kartal. Orada 7 seviye yapmıştım ben. Kanalda videosu var. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. 7 seviyede ne oluyor diye. Bunlara bir bakalım. Ne oluyor lan? Aa, havada uçuyor. Tabii açılar falan değişiyor. Şöyle yapalım abi. Güzel ama ya, hoşuma gitti şahsen. Görünüş olarak da bir şeyini bilemiyoruz. Kartalımız geliyor herhalde artık büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Burada ekstra bir görünüm var mı? Şu an burada başka bir şey göremiyorum arkadaşlar. 0.12.5 güncellemesi bu. Şeye bakalım, cephaneliğe bakalım. Beklediğimiz bir silah vardı. Geldi mi hızlı bir şekilde? Aynen, Scorpion gelmiş arkadaşlar. 0.12.5 güncellemesinde Scorpion'umuz olacak. Buna bir üst eklenti, sadece lazer, susturucu, uzun şarjör. Abi bu ne? Bildiğin silaha dönüştü bu şu an. Şöyle yakından bakarsak aynen, yani hiç tabanca ile alakası yok. Herhalde şimdi şeyin rakibi olacak bu. P18C'nin rakibi olacak gibi geliyor bana. Çünkü seri sıkıyor diye biliyorum bu silah. Birazdan antrenman sahasına gireceğiz. Orada da o silahı deneyeceğiz arkadaşlar. Tabii inşallah antrenman sahasına koymuşlardır silahı. Bazen koymuyorlar biliyorsunuz. Evet, burada ekstradan başka bir şey var mı? Şu harita kısmına bakalım. Buralar aynı. Burada bir şey yok. Burası da aynı. Burada da bir değişiklik yok. Zombilerle alakalı. Şuraya bakalım. Server 2 tane ve ikisi de, yani biri Asya biri Amerika serverı ve ciddi manada ping problemi oluyor şu an arkadaşlar. Ondan dolayı biraz böyle bir
videoda olsun. Videoda derken daha doğrusu oyunda bir droplanma var gençler. Şimdi ne yapalım? Biz o zaman hemen bir şeye girelim. Bir dakika. Şeyi merak ettim. Bakayım hiç custom var mı? Oda kurabiliyoruz mu? Yok. Tamam. Hızlı bir şekilde training'e girelim. Training'de de yeni silahımızı deneyelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Antrenman moduna girdim. Oyundaki ping seviyesi yüksek. Şu an arkadaşlar serverlarda artık bilmiyorum nasıl bir problem varsa antrenman modunda kimse olmamasına rağmen oyunda bir droplanma var arkadaşlar. Mümkün olduğunca anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bir yandan göstereyim. Silah şu şekilde arkadaşlar. Bütün eklentileri üzerinde takılı. Yani tabancadan çıkıyor şu an, normal silaha geçiyor. Yani Glock'tan bile bence daha güçlü bir silah olacak gibi geliyor. Çünkü uzun şarjörüyle beraber arkadaşlar 40 tane mermi alıyor. Düşünün. Şu an tabancalar arasında en fazla mermiyi alan silah diye düşünüyorum. Şimdi bunun şarjörünü atarsak kaç alıyor? 20 alıyor aynen. Uzun şarjör takarsanız arkadaşlar oradan hemen 40'a çekiyor. Yani bildiğiniz 3. silah gibi bir şey olacak bu. Şarjör bakımından çok fazla olduğu için hele keskin nişancı modunda bu silahı koymamaları lazım bence. Eğer koyarlarsa sıkıntı yani, bildiğiniz. Yani tabancalıktan çıkmış yani. VSS'in yeni bir versiyonu olacak gibi. Ve şöyle bakarsanız ping var. Ping'den de biraz droplanma oluyor. Sekme olayı da bütün eklentileri takarsanız çok fazla olmuyor arkadaşlar. Böyle bir baksak acayip ping var abi. Yani öyle böyle değil. Şimdi arkadaşlar bütün eklentileri bir çıkartalım. Şöyle atalım abi. Bir de öyle bakalım. Scorpion bayağı bir güzel olacak gibi duruyor. Ses tamamen değişiyor zaten. Aynen bayağı bir sekme yapıyor yukarıya doğru arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Yukarıya doğru bayağı bir gidiyor yani. Ya Scorpion silahından başka bir silah şu an gelen yok arkadaşlar. Şöyle lobiye geçelim. Lobide bir tane daha başka bir şeyler daha göstereceğim. Ondan sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Lobiye döndük. Scorpion silahı hem tabanca hem de normal otomatik silah olarak kullanabileceğiniz bir, artık ne diyeyim, tabanca ya da silah yani arkadaşlar, başka bir şey değil. Bayağı kullanışlı. B18C'nin yerini alacak gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar şeye bakalım. Şuradan şimdi title, bunlarda yeni bir şey yoktur herhalde. Geç. Burayı da geç. Avatarlara bakalım. Şunları bilmiyorum var mı da. Mesela bunu şu an ekleyebiliyoruz herhalde. Aynen. Sezon 7 avatarları geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu iki tanesi sezon 7'de kullanacağımız, tabii Royal Pass alan arkadaşların kullanacağı avatarlar arkadaşlar. Gayet de güzel duruyor. Şunun tam manasını çözemedim. Şunu tahminleri bir alalım arkadaşlar. Bu neyin avatarı acaba? Hadi bu da Royal Pass'ın avatarı ama şunu tam çıkartamadım yani. Büyük ihtimal gelecek kıyafet ya da karakterlerin artık bir özelliğiyle alakalı bir şey olabilir. Sonuçta şu avatar geldi sezon 6'da. Bu da onun gibi bir şey herhalde. Şeylere bakalım. Çerçevelere bakalım arkadaşlar. Şöyle inelim aşağı. Sezon 7 çerçevesi var mı? Altılar orada. Aynen şunları, ha şunlar var zaten. Şunu bilmiyorum da şu var. Sezon 7 çerçeveleri de böyle arkadaşlar. İki tane çerçeve var. Gri renk seçilmiş. Daha doğrusu biraz daha metalik gri, biraz koyu olanı var. Biraz da açık olanı var. Gayet güzel duruyor bence. Hoş olacak gibi duruyor. Tabi elbiselerle alakalı bir olay yok. Şu an yine en azından 1-2-3 tane falan silah deseni geliyor.
Birkaç tane de elbise geliyor zaten. Başka türlü bir şey gelmiyor arkadaşlar. Beta sürümünü indirmek isteyen arkadaşlarımız varsa gençler, Discord adresimiz açıklama kısmında var. Discord adresimizden beta sürümünü indirebilirsiniz. Şu an normal kendi PUBG'nin verdiği linki de vereceğim size. Ama o linkten indirdiğinizde bir problem var şu an. Bazen bazı telefonlar olsun ya da emülatör olsun, o APK'yı şey yapamıyor arkadaşlar, açamıyor. Öyle bir sıkıntı oluşuyor. Ama onu yine koyacağım. İndirebilirsiniz, belki açabilirsiniz. Ama ben ayrıyeten başka bir link daha var arkadaşlar, kullandım. Orada tamamen açılıyor oyun. Zaten buradan da görüyorsunuz oyuna girdiğimi. Herhalde bugün gün içinde de bu serverlardaki droplanma falan düzelir diye düşünüyorum. Güncelleme videosu bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Elimden geldiğince kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.